İlk olarak her yıl yaptığı gibi bu yılda Ramazan ayında Müslümanların ibadetlerine engel olmak için alçakça girişimlerde bulundu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın kapılarına barikatlar kurdu. Müslümanların iftar yaptığı oturma alanlarını kapattı. Teravih namazlarını kılmasına engel oldu. İşgalci askerler Müslümanlarla başa çıkamayınca sivil Yahudileri Müslümanların üzerine saldırdı. Mübarek topraklara işgalci olarak yerleşen bu azgınlar Filistinli Müslümanları evlerinden zorla çıkarmaya ve oraya Yahudileri yerleştirmeye çalıştılar. Ardından işgalci Yahudi varlığı ağır silahlar ve tam donanımlı askerler ile alçakça saldırılarını Mescid-i Aksa'yı savunan Müslümanlara ve tüm Kudüs çevresine çevirdiler. Daha sonra ise Gazze'ye başlattıkları hava ve kara saldırılarıyla tüm Kudüs çevresine çevirdiler. Büyük bir çoğunluğu masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan yüzlerce Müslümanı katlettiler. Binlerce kardeşimiz ise saldırılarda yaralandı. İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! Onlar ki en gelişmiş silahlarla kendilerine saldıran işgalci Yahudilere karşı ellerindeki sapanlarla, taşlarla, sopalarla savunmaya ve direnişe geçtiler. Bu öyle bir direniş oldu ki Yahudi askerleri ve işgalci Yahudiler ne yapacaklarını ve nereye kaçacaklarını şaşırdılar. Ve Müslümanların yaşadığı beldelerin yöneticileri bir kınama mesajı yarışına girdiler. Yıllardan beri kınamaktan başka hiçbir şey yapmayan bu aciz yöneticiler yine kendilerinden bekleneni yerine getirdiler ve sadece kınadılar. Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin yöneticileri şiddetle kınama yolları seçtiler. 57 ülkeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı ise İsrail'i mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladılar. Yeter artık kınama, ordu bekler El-Aksa. Yeter artık kınama, ordu bekler El-Aksa. Yahudi askerleri kuş gibi Müslümanları avlarken, Filistin'de kuş gibi Müslümanları avlarken, onları katlederken yöneticilerin kınama açıklamalarından başka hiçbir şey duymadık. Hatta ve hatta Tel Aviv'e büyükelçi atamanın yollarını aradılar. Yazıklar olsun sizlere. Yazık. Bugün ise ABD'nin yeni başkanı Biden, Yahudi varlığına yönelik
735 milyon dolarlık silah satış antlaşmasını onayladığını açıklıyor. Bu açıklamaları Yahudi varlığının saldırı ve katliamları sürerken yapıyor. Müslümanların yaşadığı ülkelerin yöneticileri ise Yahudi varlığına silah veren ABD'nin başını çektiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na konuyu taşıdıkları için övünüyorlar. Abdülhamid Yahdi'ye Siyonistler Kudüs'te Birleşmiş Milletler ha? Birleşmiş Milletler'e müracaat ha? Birleşmiş Milletler'den medet ummak ha? Yazıklar olsun sizlere. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! İşgalci Yahudileri cesaretlendiren şey tam da budur kıymetli Müslümanlar. Müslümanların başındaki yöneticilerin bu sessizliği ve ihanetleridir. Müslümanların liderlerinin bu sessizliği ve bu ihanetleridir kıymetli Müslümanlar. Halifemiz yok diye bombalanır El Aksa. Halifemiz yok diye bombalanır El Aksa. Halifemiz yok diye bombalanır El Aksa. Bizler yöneticiler tarafından Filistin için dökülen gözyaşlarının timsah gözyaşları olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ya da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yemekli toplantılarının hiçbir sonuç getirmeyeceğini de biliyoruz. İhalet içindeki Arap yönetimlerinin bir yandan kınama mesajları yayınlayıp diğer yandan Yahudi varlığıyla ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini de görüyoruz. Bu hain Arap yöneticilerinin asıl görevlerinin Yahudi varlığı İsrail'in güvenliğini sağlamak olduğunu da çok iyi biliyoruz. Hilafet kurulsun! Bu İsrail denilen sözde devlet ile tüm ilişkileri durdurun ve ivedilikle onları hadlerini bildirecek yaptırım kararları alın. Kafir ABD'nin kirli ve şerli tüm çözüm planlarını reddedin. Yahudi varlığının elçilerini, konsolosluklarını ve istihbarat birimlerini ülkeden kovun. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Libya'ya Amerika'nın çıkarları için göndermiş olduğunuz SİHA'lar ve İHA'lar İsrail'e gitmek için yeterli değil midir? Bu İHA'ları ve SİHA'ları teravihe ne zaman göndereceksiniz? Omuzlarınızda ve kollarınızda taşıdığınız o rütbelerin hakkını bugün vermeyeceksiniz de ne zaman vereceksiniz? Sahip olduğunuz o silahları Kudüs için kullanmayacaksınız da ne zaman kullanacaksınız? Ordular Kudüs'e! Ordular Kudüs'e! Kuvvetimizin azlığını, takatimizin zayıflığını, zalimlere, kafirlere karşı güçsüzlüğümüzü sana şikayet ediyoruz Rabbim. Ey zayıf düşmüş olanların Rabbi, bizleri kuvvetlendir. Amin. Evlatlarının cansız bedenlerine sarılarak ağlayan annelerin gözyaşlarını dindirecek katından hayırlı bir nusret gönder Allah'ım. Amin. Rabbine kavuşan şehitlerin diyarı Mescid-i Aksa'ya yardım et Allah'ım. Amin. Yine bizlere Filistin topraklarından bir karış vermektense vücudumun lime lime edilmesini yeğlerim diyen canı pahasına Mescid-i Aksa'yı koruyan Abdülhamid Han gibi komutanlar gönder ya Rabbi. Amin. Umudunu yalnız sana bağlamış kullarını sakın çaresiz bırakma Allah'ım. Amin.